Başak, bu ne Allah aşkına ya? Abi ben bunu içmem, yerim böyle adeti, bu nedir ya? Stratejik davranacaktın abicim. Ben mesela saksının yanında oturmuştum. Çocuklar, ayıp oluyor ama. Ben o durumdan kurtuldum gibi abi. Ben sana kıyamazdım ki. İçeceksin, içmek zorundasın. Eğer onu içmiyorsan bu beni sevmiyorsun manasına gelir değil mi? Ya Başak, ben senin roller coaster ruh haline eyvallah demişim. Bu mu yani benim için sınav? Biberli kahve mi? Bu ne Allah aşkına ya? Ben herkesin izniyle, müsaadenizle bir şey öğrenmek istiyorum. Başak, bu bana içirmeye çalıştığın şey tam olarak nedir? İçeriği nedir bunun acaba? Ha? Evet, doğru bildin. İçinde biber var. Bir de ben daha da iğrenç olsun diye içine yumurta koydum. Abi, oğlum çok iğrenç bir şey ya. Bu ama bu gıda zehirlenmesi bu oğlum. Siz doktorsunuz, bir şey desenize, içilmez bu ya. Hiçbir şey olmaz, korkma. Onu da düşünerek içine yoğurt da koydum, iç. Öldüreceksin çocuğu. Adet böyle. Yapacak bir şey yok. Mukadderat. Değil mi? Süheyla yenge, mutfak neredeydi? Ben kavruldum ya. Şurada, şurada. Herkes kahve. Rıza'cığım. Adil efendim. Eğer sen de uygunsan sebebi ziyaretleri kısmına gelsek, değil mi? Efendim, Bülent oğlumuz ve Başak kızımız birbirlerini tanımışlar, görmüşler, sevmişler. Bundan sonrasında hayatta birbirlerine yoldaşlık etmeye karar vermişler. Biz büyüklere düşen de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bu genç... Abo! Ay benim üstüme! Ne döküldü? Ne döküldü benim üstüme? Çok affedersin. Yok. Gerçekten. Gazoz, gazoz, bir şey yok. Tamam, o gazoz şimdi şeker bir şey. Siz durun, hepiniz sakin olun. Şey yapalım, benim bir tane yedek elbisem var. Ben şimdi onu giyip geleceğim, tamam? Siz de lütfen, lütfen söylediğiniz şeyi unutmayın, tamam? Unutmayın, o aklınızın bir köşesinde dursun. Ben de zaten tekrar edeceğim, tamam? Dönüyorum, hemen dönüyorum. Ben hatta söyleye söyleye gidiyorum. Birbirlerini sevmişler. Birbirlerini sevmişler. Geliyorum. Ben de gideyim mi? Ne yapacaksın gidip? Otur. Kusura bakmayın size, kazadır. Canım bir şey olmaz, neyse. Birbirlerini sevmişler, birbirlerini sevmişler, birbirlerini Annesi gelmemiş. Bülent'in böyle ablası olacak o hain tipli gelmemiş. Bir de dandiğin biri tutmuş, üstüne böyle gazoz dökmüş, şekerli şekerli dökmüş. Hem de bilin bakalım kimmiş bu? Başak. Evet, doğru bildim, benim. Başakçığım, tamam. Ya bir de iyi tarafından bakalım. Hayatta bir araya gelmeyecek insanlar şu an aşağıda seni bekliyorlar. Ya herkes siz mutlu olun diye buluştu. Bak, şimdi yeni elbiseni giyiyorsun, tamam mı? Böyle en güzel halinde aşağı inip karşılarına çıkıyorsun ve bu gece de mutlu sonla bitiyor. Evet. Hem bak ben diyecektim sana, beni dinlemedin ama ben bunu daha çok sevdim bence bunu ki. Gerçek. Evet. Ya ben de daha çok sevdim, baksana. Of Allah'ım, gerçek. Gerçekten. Hadi. Melih teyzeciğim, ben çıkmadan önce siz bir şeyden bahsediyorsunuz. O sırada nahoş bir durum yaşadık ama hiç önemi yok yani, atlattık onu da. Siz bir şeyden bahsediyorsunuz. İlginç de bir şeydi. Neydi o? Sahi nerede kalmıştık? Ben ufak bir tüyo vereyim size. Allah'ın emriyle başlıyordu. Başak anladı. Lafın gelişi. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Kız... Başkanım, kusura bakmazsan kız kaçırdım. Yok artık yani, bir meteor düşmediği kaldı, ağlayacağım galiba ben. Vallahi meteoru bilmem ama bu gece kesin patlar. Nilay abla. Bana baksana kız. Kaçacak başka adam bulamadın mı sen? Yanlışınız var hanımefendiciğim. O kaçmadı. Ben bizzat kolundan tuttum, kaçırdım. Evladım icat çıkartma. Bu devirde kız kaçırmak mı kalmış ya? Hiç. Sen bu aileye gelin gelmeye kalkışacaksın. Ben anana gidip bir 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 her şeyi anlatmayacağım. Ortalığı ateşe vermeyeceğim. Öyle mi? Ama
Ama yani sonuçta abla ben yani kaçırırdım. Ne yapabilirim ki? Konuşma kız. Gel böyle. Gel böyle. Gel şuraya yamacım otur. Kız sana diyorum. Bana bak Zübeyir. O mahallenin oksijenini solumuş kimse bu kapıdan içeri giremez. Anladın mı? Yenge niye öyle diyorsun? Kurban oldum yani. Bana varmazsa başkasına varacak. Tamam tamam. Git geç otur şurada bir yere. Kız gelsene buraya. Bak hala yalı kazığı gibi dikiliyor. Kırdırtma bir taraflarını. Kız yürü. Sana diyorum. Allah Allah. Gel şuraya otur. Sen niye böyle yapıyorsun çocuğum? Ben seni dövmüyorum diye mi böyle yapıyorsun? Ha benim canım. Ha beni sınıyor musun sen? Ha benim canım. Şu gece bir bitsin artık. Ben başka hiçbir şey istemiyorum ya. Abi, sen bari sakin kal. Tamam ben şu başa bir bakayım. Sakın kimse bana sakin ol demesin. Sakın! Yeter! Yeter! Allah'ın emri, peygamberin gamliyle kızımız Başa, oğlumuz Bülent'i istiyoruz. Verdim gitti. Ay çok şükür, çok şükür, çok senin Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bülent kalk, öpeceğim seni, kalk. Kızım ne yapıyorsun? Daha yüzükler takılmadı. Başak, ailelerinin önünde çok ayıp, otur. Tamam, hadi çıkar o zaman yüzükleri. Ben mi? Pardon. Zübeyir, hadi çıkar yüzükleri. Ne? Hani sözleneceğiz ya onun yüzükleri. Bülent hangi yüzükler olacak ya? Tabii ki bizi ömrümüzün sonuna kadar bağlayacak yüzükleri çıkarır mısın? Ya Başak bana niye bağırıyorsun? İnsanların içinde gerginim. Ben de kafam gitti işte. Bir dur tamam bulacağım. Bir dakika. Bana sesini Allah Allah. Ayol bunlar daha evlenmeden böyle evlenince ne olacak? Damadı da komut vermeden çalışmıyor maşallah. Baksana kızdaki çeneye. Olur şey değil. Evde büyük mü var yoksa eşek başı mı var belli değil. Bülent bul artık şu yüzükleri, bak sinirlerim bozuldu, bul. Hayatım arıyorum, bir saniye durursan bulacağım, bir dakika. Yıldım. Nerede? Var. Dur. Kimse bu anı ölümsüzleştirip böyle sosyal medyada paylaşmak istemiyor mu ha? Hadi bakalım uzat ellerini. Böyle mi çalıştık, 40 kere prova yaptık, şimdi olmayan ne, şu an olmayan ne? Yani Başak şu geceyi yaşadığımıza şükretmiyorsun da hala neyin peşindesin? Nasıl yapacağız? Söyle hadi. Boş ver, spontan. Yüzükleri herhalde siz takmak istersiniz değil mi Rıza Bey? Siz buyurun efendim. Yavrum, ne zamandan beri genç kızlar sağ ellerine böyle yüzük takar oldu? Nişan yüzüğü. Aman canım o şey ya, yazık bana, özendi o. Çarpmacıdan onu aldık biz ona. Uzat bakayım pelin elini. Kızım uzatsana elini. Sahte filan değil bu. Bu bir marka. Dur dilimin ucunda neydi bu? Anne parmağıma taktığım yüzüğün hesabını da mı vereceğim size? Öyle manidar bir parmağına takmışsın ki tabii ki vereceksin Pelin. Aman canım işte öyle sahte madde gibi bir şey yani. Öyle takmış işte, niye bu kadar üzerinde duruyoruz ki değil mi? Yani hiç gerek yok bence. Ne demek üzerinde durmaya gerek yok canım? Ben malımı çok iyi tanıyorum. Bizlerden saklı gizli evlendiniz mi siz? Ne evlenmesi? Yok canım, daha neler olur mu öyle şey? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.